151 no'lu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ecelini 60 yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hak, her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. 152 no'lu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, İyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, annen diye cevap verdi. Adam, sonra kim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, annen diye cevap verdi. Adam tekrar, sonra kim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yine, annen diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Sonra kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam bu dördüncüyü baban diye cevapladı. 153 no'lu hadis. Kuleyb İbn-i Menfa ceddi bulunan Kuleyb el-Hanefi radıyallahu anh'tan anlattığına göre kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek sormuştur. Ey Allah'ın Resulü, kime karşı iyilik yapayım? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şu cevabı vermiştir. Annene, babana, kız kardeşine, oğlan kardeşine, bunu takip eden azatlına. Bu iyiliği de üzerine vacip olan bir hakkın ödenmesi, yani sıla-i rahimin yerine getirilmesi olarak yapacaksın. 154 no'lu hadis. Behz İbn-i Hakim, babası tarihiyle dedesi Muaviye İbn-i Hayde el-Kuşeyri radıyallahu anh'ten naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, kime iyilik yapayım diye sordum. Bana, annene dedi. Sonra kime diye tekrar ettim. Annene dedi. Sonra kime dedim? Annene dedi. Sonra kime dedim? Bu dördüncüde babana, sonra da tedrici yakınlarına diye cevap verdi. 155 no'lu hadis. Abdullah İbn Amr İbnü'l As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, benim malım ve bir de çocuğum var. Babam malımı almak istiyor. Ne yapayım diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, sen ve malın babana aitsiniz. Şunu bilin ki, evlatlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyleyse evlatlarınızın kazançlarından yiyin buyurdu. 156 no'lu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün dedi. Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şu açıklamada bulundu. Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin. 157 no'lu hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hiçbir evlat babasının hakkını bir istisna durumu dışında ödeyemez. O durum da şudur. Babasını köle olarak bulur, satın alır ve azat eder. 158 no'lu hadis. Abdullah İbni Amr İbnü'l As radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın rızası babanın rızasından geçer. Allah'ın memnuniyetsizliği de babanın memnuniyetsizliğinden geçer. 159 no'lu hadis. İbn-i Amr radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam cihada iştirak etmek için
Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan izin istedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, annen baban sağlar mı diye sordu. Adam evet deyince, onlara hizmet de cihat sayılır. Sen onlara hizmet ederek cihat yap buyurdu. ...160 no'lu hadis. Muaviye İbn-i Cahime'nin anlattığına göre, Cahime radıyallahu anh, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelir ve, "Ey Allah'ın Resulü, ben gazveye katılmak istiyorum. Bu konuda sizinle istişare etmeye geldim." der. Resulullah aleyhissalatu vesselam, "Annen var mı?" diye sorar. Evet deyince, "Öyleyse ondan ayrılma. Zira cennet onun ayağının altındadır." buyurur.